Ben 1959 Kastamonu İnebolu Yovalı Deliktaş Köyü'nde doğdum. Dolayısıyla çocukluğumun bir kısmı orada geçti. 6 yaşına kadar orada kaldım. Tabii bu 6 yaşına kadar hayatın bir kısmını orada yaşadık. Yani bu hayvancılık olsun, diğer oradaki yaşam ortamı olsun, oralarda bir takım şeyleri gördük. Neticede ilkokula İstanbul'a geldikten sonra 1965'te başladım. Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda okulumu okudum. Tabii ilkokula giderken çok anılar yaşadık. Biz İstanbul'a 65'te geldiğimizde buralar aynen köyü andırıyordu. Köydeki hayatımızı biz burada devam ettirmeye başladık. Dolayısıyla burada bizim geldiğimizde 3-4 dönüm bahçemiz vardı. O bahçeyi ekerdik. Lahanasından, kıvırcığından, bezelyesinden ne düşünüyorsanız bahçede olan tamamını biz ekerdik. Biz 9 kardeşiz. 2 tanesi vefat ettiği için 7 kardeş olarak burada hayatımızı devam ettirdik. Bu 7 kardeşlerden ben 3. sırada geliyorum. Bizden önce 2 tane de büyüklerimiz vardı. Fakat tabii işin yükünü biz de Beykoz olarak buraya geldiğimizde çok çektik. Nasıl çektik? Biz çocukluğumuzda hayatımız 9 yaşında başladı. Nasıl başladı? 9 yaşında biz ticaret yapmaya başladık, bağ bahçe kazmaya başladık. Efendime söyleyeyim, evde yapılması gereken işler vardı o tarihlerde. Kalktığımızda okula gitmeden önce yatakları toplardık. Eskiden divan falan var yoktu yani. Yer yatakları vardı. Geçmişler bunu daha iyi bilir. Dolayısıyla o yatakları toplardık, kahvaltıyı hazırlardık. O zaman Beykoz'da birçok mahallesinde su yoktu, elektrik yoktu. Biz bunları yaşadık. Yol doğru dürüst yoktu. Suları biz tulumbalardan çektik, sırtlarımızda getirdik. Dolayısıyla 3-4 tane de hayvanlarımız vardı. Bunların sularını tedarik etmek, evin ihtiyaçlarını, sularını tedarik etmek. Dolayısıyla yükümüz çok ağırdı. Biz bu yükü çocukken İstanbul'da yaşadık. Yani bundan sonra gelecek olan nesiller bunlardan ibret alsın diye anlatıyoruz. Bu yaşamlar çok kolay geçmedi. Bu Türkiye bu hale çok kolay gelmedi. Dolayısıyla bunlardan ibret alarak kendi hayatımıza yön vermemiz lazım. Çünkü sıkıntı çekmeden insanlar feraha ulaşamıyor. Biz daha sonraki hayatımızda ilkokulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atıldık. Okulumu ben devam ettiremedim ekonomik şartlarından dolayı. 7 kardeş olduğumuz için. Ben 17 yaşında evlendim. Neden evlendim? Çünkü anne babamız bize dedi ki evleneceksin. Evlendik. Bizim seçme hakkımız yoktu. Onlar ne derse o oluyordu. Ama iyi ki de öyle olmuş. O zaman görücü usulüyle evlenme vardı. Görücü usulüyle evlenen insanların hayatlarının çok güzel devam ettiğini görüyoruz. Ama günümüzde baktığımız zaman insanlar internet üzerinden dışarıda tanışarak tabii ki bunlar olacak. Tanışma esnasında bunların olması doğaldır. Ancak insanları yeteri kadar tanımadığınız için, büyüklerinize itaat etmediğiniz için, onların sözünü dinlemediğiniz için hayatınız çabucak bitiveriyor. Evlilik hayatınız maalesef çok çabucak bitiyor. Bu da gerçekten bizleri üzüyor. Çevremizde çok şeyler yaşıyoruz. Bunların yaşanmaması adına mutlaka insanlar büyükleriyle birlikte büyümeliler. Tabii ki çocuklar şimdi evlendiği zaman ayrılmak istiyorlar. Ancak tabii ki ayrılması da doğaldır. Ancak büyüklerinin başında olması onları yanlış yöne gitmekten mutlaka alıkoyacaktır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu tabii bizim tavsiyelerimiz. Uyan olur olmaz bilemeyiz onu. Ama yaşadığımız birçok şeyi hayatta bizler gördük.
Dolayısıyla biz küçük şeylerle mutlu olabiliyoruz. Ben şimdi, benim için diğeri teferruattır. Ben bir çorba bulsam mesela, benim için diğerleri olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü bugün imkanım olur, çorbayla mutlu olurum. Yarın daha imkanım, daha düzgün bir duruma gelir. O zaman başka şeyler de yiyebilirim. Ancak bunları mutlaka olması gerektiğine inanmıyorum yani. Olursa iyi olur. Olmazsa da niçin olmuyor diye hırs yapmaya gerek yok. Çünkü dünya hayatı çünkü çok kısa. Ama yaşarken insanlar bunu bilemiyor. Hırs yapıyor, kazanmak için haramlara düşüyor. Ne olursa olsun ben bunu almam lazım diyor. O zaman da yaşamını zindan ediyor. Sağlığını bitiriyor, yaşantısını bitiriyor farkında olmadan. Belki o istediklerini elde ediyor ama mutluluğu asla yakalayamıyor. Onun için insanlar kazancını helalinden kazanmak için uğraşsınlar. Rabbim insana ne takdir etmişse olacaktır. Onun dışında kendinize yırtsanız Allah'ın size verdiğinden fazla asla mülk elde edemezsiniz. Onun için benim tavsiyem gençlere özellikle bu konuda hırs yapmadan helalinden kazanmak için yola girsinler, mücadele etsinler tabii ki. Ama asla ne olursa olsun benim bunu almam lazım, helal haram konusunda hiç önemli değil demesinler. Çünkü onlar daha sonra bize zarar olarak dönüyor. Yaşantımızı etkiliyor. O açıdan bunlar çok önemli. Diğer hayatımda ticaretle uğraştım uzun yıllar. İşçilik hayatım 4-5 seneye var ya yok. Onun dışında hep ticaretle uğraşmışım. Bir de bunun dışında tabii Beykoz'a geldiğimizde spora çok meraklıyım ben. Çocukluğum yıllarında, 20 yaşlarında falan takriben 35-40 sene bir spor hayatım oldu. Çeşitli dallarda. Uzak Doğu sporlarını 17 sene bir fiil yaptık. Ağırlık çalışmasını bir dönem yaptık. Kung fu sporu vardı daha önce, federasyon olmadığı için onu kısa bir süre yaptık, bıraktık. Dolayısıyla spora merakım çoktur. Çalışmayı çok severim. Ben yazları mesela buradan köyüme giderim. 6 ay köyümde kalırım. Baba evini yaşatmak için gidiyoruz. Biz hem çalışıp hem de akşam antrenmanla spora gidebiliyorduk. Hem çalışıp hem başka yerde de sosyal hayatımız olabiliyordu. Derneklerde, vakıflarda, hayır kurumlarında insanların mutlaka yer alması lazım. Çünkü o hizmetlerin de yürümesi lazım. Bizler bu gayreti sağlamazsak, o hizmetler yürümezse bu denge bozulur. Eskiden imeci usulü vardı köylerde. Bir tarla kazılacaksa köylülerin tamamı gelir sana yardım ederdi. Dolayısıyla o tarla çabucak biterdi. Günümüzde tabii hayat şartları zorlaştı. İnsanlar kendi hayatını yaşamaya başladığı için bu imece usulü kalktı. Aynı şeyi İstanbul'a geldiğimizde de biz burada da yaşadık. Burada da eskiden kömür yakarken kömür geldiğinde komşularımız hemen gelir yardım ederdi. Eşyamız geldiğinde hemen herkes birbirine dayanışma içerisinde olurdu. Tabii bunlar güzel şeyler. Şu anda olmaz mı? Bunlar yine olur aslında. Birazcık insanlar birbirlerini bu konuda uyarması lazım diye düşünüyorum. Ziyaretleri bırakmamak lazım. Özellikle akraba ziyaretleri WhatsApp üzerinden, internet üzerinden insanlar mesaj çekerek davetiye gönderiyor. Ya bunlar bence çok yavan şeyler. Yani insanlar birbirlerinin elini sıkmalı, yüz yüze gelmeli, muhabbet edebilmeli. Ondan dolayı dayanışma içerisinde olabilir bu şekilde insanlar. Yanında olduğunu hissettirmeli insanlar. Şimdi mesela köyde bir ziyarete gideceğimiz zaman akrabalık bağlarını güçlendirme adına bütün ziyaretlerimizi biz yapıyoruz. Planlama yapıyoruz. Bugün amcama gideceğim, yarın dayıma gideceğim, öbür gün teyzeme gideceğim gibi. Buna benzer ziyaretler, akrabayı talukat ziyaretleri birinci derece. İkincisi, komşuluk ziyaretleri noktasında da tabii takım gayretler oluyor. Ben komşumu mesela çağırıyorum, gelmiyor. Bir daha çağırıyorum, gelmiyor. Üçüncü de gelmiyorsan ben geliyorum diyorum ve gidiyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman o da gelmeye ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler bize göre. Şimdiki düğün kutlamaları ile eskidenki kutlamalar arasında tabii ki fark var. O zaman tabii insanların ekonomik güçleri çok zordu yani. Zor olduğu için zaten insanlar o tarihlerde bile bulduğuyla yetinmek zorunda kalıyordu. Ne bulursa ona razı oluyordu. Ben ilk evlendiğimde biz 4 kardeştik. Bir gecekondumuz vardı. Her odada bir aile kalıyordu. Babam bana bir tane oda verdi 17 yaşında evlendiğim zaman.
Bir tane de yatağım var. Her şeyim benim orası. Yatak odası, çocuk odası vesaire bunların hiçbir tanesi yok. Yok televizyonmuş, buzdolabı, çamaşır mı? Yok. Hiçbir tanesi yok. Biz ona razı geldik. O şekilde hayatımız devam ettik. O zorluğu gördükten sonra onun için bize zor diye bir şey yoktur yani. O açıdan insanlar bazı şeyleri yaşaması lazım ki hayata göğüs gerebilsinler yani. Beykoz'da 3 tane fabrika vardı. Bunlar kapatıldı. Tabii gerekçesini biz bilemiyoruz. Kapatıldı. Çok insan sirkülasyonu vardı burada. Aşağı yukarı 3 fabrikada 10 bin kişiye yakın insan çalışıyordu. Dolayısıyla potansiyel burada iş konumunda insanlar sıkıntı çekmiyordu. Yani şu anda iş konumunda sıkıntı var mı? Şu anda gene yok bana göre. Çalışacak olan insana her yerde iş var. Yeter ki insanlar gayret etsin, mücadele etsin. Bir tane çocuğum var benim, erkek çocuğum var. Dolayısıyla Rabbim o kadar nasip etti. Biz gayret ettik ama ona da razı geldik. Ondan sonra oğlumuz evlendi, 2 tane torunumuz var. Beykoz'da yaşıyor olmaktan memnunum. Dediğim gibi burada hayatın çok zorluklarını çektik ama buradan biz çok büyük ders aldık. Dolayısıyla Beykoz'un havasıyla, ormanıyla bu Beykoz'umuz bizim köyleri asla aratmıyor. Tabii bizim köyümüzdeki oksijeni tutmayabilir. Ama biz burada yine köy hayatını kendimize göre sürdürüyoruz. Ben burada mesela kendi bahçem var. Burada da ekip biçiyorum. Her şeyi ekerseniz ekonomik olarak hem size dönüyor hem de ne yediğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla mücadeleyi bırakmamak lazım. Beykoz'da tabii ki geçmiş dönemlerde birçok şeyler yaşadık. Beykoz Belediyesi'nde 94-99 yıllarında görev yaptım meclis üyesi olarak. O tarihlerde bizim hedeflerimiz belliydi. Haram yememek, insanlara iyi davranmak, hizmetçi olmak. Bu insanlara hizmet ederseniz insanlar da size hizmet ederler. Bu düsturla yola çıktık. İlkelerimize asla taviz vermedik. Tabii ki insanız, bizim de hatalarımız olmuş olabilir ama bizi birinci önceliğimiz İslami hassasiyette olmamız, insanlara Rabbimizin bize nasıl emrettiyse o şekilde davranmamız gerektiği noktasında hassas davranmaya gayret ettik. Neticede biz de insanız, biz de hata yapmışızdır. Ama bu konularda 94-99 yıllarında Beykoz'da yapmış olduğumuz görevden dolayı o dönemden şu anda hala görev yapan memur arkadaşlarımız var. O dönemi biz asla hiçbir zaman yakalayamayız da diyorlar. Tabii bunun ana sebebi de insanların hassasiyet olması haram halal noktasında. Çünkü belediyeler aslında çıkar amaçlı bir müesseseler değildir. Hizmet amaçlı müesseselerdir. Dolayısıyla mutlaka oraya gelen insanların hizmet etmesi lazım. O dönemde bizim maaşımız yoktu. Sadece oturum parası alıyorduk. Ayda, 3 ayda bir oturum oluyordu, 1 ay. 3 aydaki o oturumda 1 ayda toplamda 15 tane toplantı yapıyorduk. Toplantı parası alıyorduk. Ve o almış olduğumuz toplantı paralarını biz maalesef insanlara yine hizmette kullanıyorduk. Herhangi bir mahalleye gittiğimizde o insanlara bir şey ikram etmek istediğinizde sizin etmeniz gerekiyor. Çünkü temsilen sizi, o mahalleyi temsilen orada seçilmişsiniz. Dolayısıyla oradan almış olduğunuz o meblağ da oralara gidiyor. İnsanların ölçüleri olması lazım. Az önce söyledik, birçok şeyden bahsettik. Ölçü nedir? Allah neyi haram kılmış? Biz ondan kaçacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi tavsiye etmiş? Ona da uyacağız. Mutluluğun anahtarı bence burada yani. Bunlara uyarsak hayatımıza inanın kendiliğinden yön vermiş oluruz. Beykoz'un biz 50 sene öncesini de biliyoruz. Şu anki geldiği durumu da biliyoruz. Beykoz Belediyesi'nde çok şeyler yapıldı. Belediye Başkanı'na da tekrar teşekkür ediyorum. Beykoz'da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tabii ki her gelenin eksi yönleri olabilir. Bütün insanları mutlu edemezsiniz. Mutlaka sizi sevmeyen birileri olabilir. Ama sizin ölçünüz az önce söylediğim ilkeler doğrultusundaysa insanları sizi beğenip beğenmemesi önemli değil. Senden Allah razı mı? Efendimizin söylediklerine uydun mu? Mesele budur yani. Bunları yapın insanlar zaten mutlu olacaktır yani. Teşekkür ediyorum.